Merhabalar, ben Satı Melek Selin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim çok sevdiğim, gerçekten çok lezzetli, lezzet garantili Kıbrıs köftesi tarifiyle geldim. Bunun için bütün malzemelerimi hazır etmiştim. 1 kilo kadar patates kullanıyorum. Patateslerimin kabuklarını soydum ve sudan geçirdim. Daha sonrasında da rendenin bu küçük tarafında patateslerimizi rendeleyerek başlayalım. ...300 gram kadar kıyma kullanıyorum. Patatesimin tamamını rendeden geçirdikten sonra da bu şekilde avucumun içinde sıkarak suyundan kurtulalım ve daha sonrasında da kıyma eklediğimiz kabın içine koyalım. Videomun çok uzun olmamasını istediğim için de bazı yerlerini atlatarak gösterdim. Patatesimizin tamamını bu şekilde sıkalım ve kıymanın üzerine alalım. Bir tane yumurta ekliyorum. Baharat olarak da tuz, karabiber, pul biber ve kimyon ekliyorum. Ne kadar miktar kullandım açıklama kısmına mutlaka not düşerim. Damak tadınıza göre eksiltirsiniz, çoğaltırsınız. İki dilim kadar da ekmeğimi robottan çektim, onu da ekliyorum. Bir tane orta boy soğanımı rendeden geçirdim. Biraz nane, biraz da kuru maydanoz ekledim. Ben bu etapta eklemiyorum çünkü eşim yemediği için ilk önce bir yoğuruyorum, onun için ayırıyorum, daha sonrasında ekliyorum. Sizler bu etapta ekleyerek hepsini birlikte yoğurabilirsiniz. Köftemi çok güzel bir şekilde yoğurduktan sonra da yumurta büyüklüğünde alıyorum ve şekil veriyorum. Daha sonrasında da yarısını yaptıktan sonra da soğanımı, maydanozumu ve nanemi ekliyorum ve tekrardan yoğuruyorum. Söylemiş olduğum gibi sizler ilk etapta ekleyerek yoğurabilirsiniz. Ben genelde eşim yemediği için bu şekilde yapıyorum. Kalan köfteme soğanımı, maydanozumu ve nanemi ekledikten sonra tekrardan yoğuruyorum ve şeklini veriyorum. Köftelerimin tamamının şeklini verdikten sonra da tavama bolca sıvı yağ ekliyorum. Daha sonrasında da kızdıktan sonra köftelerimi içine koyarak arkalı önlü çok güzel bir şekilde de kızartıyorum.
Köftemin tamamını kızarttım. Yanına da ben güzel bir havuç salatası yaptım. Daha öncesinden tarifimi paylaşmıştım. İsteyenler için bu videonun sonunda tekrardan ekliyorum. Köftemizin dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık oluyor. Gerçekten lezzet garantili. Bugüne kadar denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Merhabalar, ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir salata tarifim var. Bu salatayı pilavın yanına, makarnanın yanına, köftenin yanına yapabilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Ben bunun için 7-8 tane havucumun kabuklarını soydum. Bir de sudan geçirdim. Daha sonrasında da rendenin büyük tarafında rendeliyorum. Bunu kişi sayınıza göre artırırsınız, eksiltirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben eşim ve kendim için yaptım. O yüzden 7-8 tane havuç bizim için yeterli geliyor. Havuçlarımın tamamını rendeden geçirdikten sonra da ocağıma alıyorum. Kıtırlığı geçene kadar yaklaşık bir 5 dakika kavurmamız yeterli. Daha sonrasında da ocağımızı kapatalım ve soğumaya bırakalım. Havuçlarımı iyice soğuyana kadar beklettim. Bir diş sarımsak kullanıyorum. Ben sarımsağımı rendenin küçük tarafından rendeleyerek ekliyorum. Salatalık olarak da ben yarım tercih ediyorum. Çünkü buranın salatalığı bayağı bir büyük oluyor. O yüzden bize de fazla geldiği için ben yarısını kullanmayı tercih ediyorum. Salatalığımı da bu şekilde rendeleyerek üzerine ekliyorum. Bütün tariflerimde olduğu gibi de ne kadar malzeme kullandığımı açıklama kısmına mutlaka not olarak düşerim. Oradan da bakarsınız. Salatalığımı da rendeden geçirdikten sonra üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 yemek kaşığı mayonez, 1 su bardağı da yoğurtumu ekliyorum ve çok güzel bir şekilde de karıştırıyorum. Salatamız gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Söylemiş olduğum gibi pilavın yanına, makarnanın yanına, köftenin yanına çok yakışıyor. Ben bugün köfte olarak da Kıbrıs köftesi yaptım. Onun yanına yaptım. Allah nasip ederse yarın tarifini de paylaşırım. Bütün malzemelerimi kattıktan sonra çok güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra da servis tabağıma alıyorum. Gerçekten tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.